Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizi neler bekliyor? Kasım'ın ikinci haftası mı diyelim artık? Bir Kasım'ın ikinci haftası oldu. 6-13 Kasım haftası sizleri neler bekliyor? Güzel bir hafta olmasını diliyorum önce. Gökyüzü olarak neler var? Gökyüzü olarak hayatınızı, ya sorgu haftası aslında bu hafta. Hayatınızı sorgulayabilirsiniz. Almış olduğunuz eğitimi sorgulayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işi sorgulayabilirsiniz. Yani burada biraz beslendiğiniz konular neler? Sevdiğiniz, yapmaktan hoşlandığınız konular neler? Bunlarla alakalı biraz daha farklılık isteği yaşayabilirsiniz. Yani seçimleriniz yoklanabilir bu hafta biraz. Hani doğru seçimler yaptım mı, yanlış mıydı? Bir de iletişim konularına biraz bu hafta dikkat etmemiz gerekiyor. Çevremizde bazı burçlar Mars'ın etkilerinden çok etkileniyor. Agresif, huysuz, mutsuz kişilerden biraz uzak durun arkadaşlar. Onlar bir dönemden geçiyorlar diyelim. Balıklar etkilenir mi? Balıklar da etkilenecek ama o esas etkilenecek burçlardan daha farklı bir hafta geçirecekler diye düşünüyorum. Çünkü retro Mars artı ay tutulması. Yani bomba gibi geliyor ikisi de. Ama ben balıkların bu hafta gökyüzü olarak daha rahat bir haftaya gireceklerini düşünüyorum. O cepte. Şimdi bakalım balık burçlarını bu hafta falımızda neler bekliyor? Karışık bir haftaya hazır mısınız? Ne kadar karışık bir hafta olacakmış bu böyle. Ama şey çok büyük sorunlarımız yok Allah'tan. Böyle kaba kaba görünen bir görsel yok. Nazar, göz bunlar var. Şimdi ayaklarınız kocaman olmuş. Ayak şişliği. Ayak bacak şişliği var. Ya çok gezeceksiniz, ayaklarınız ağrıyacak. Ya ayaklarınızda, bacaklarınızda bir ağrı var. Bunlar bu hafta aktif olabilir. Küçük görünen sonrasında büyüyebilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Sonra çünkü bağırıyorsunuz. Bacaklarım, ayaklarım ağrıyor diye. Şimdi ilişkiler konusunda şöyle bir bakalım neler var. Uf. Hakikaten ne kadar üst üste konu koymuşsunuz. Geçtiğimiz hafta sanki birçok konuyu almışsınız. Bu haftaya yığmışsınız. Hani bir hafta, iki hafta gibi geçireceksiniz gibi duruyor. İlişkiler konusunda önünüzde duran kişinin elinde o kadar çok iş var ki yapması gereken. Sizi arkasında bırakmış, önden koşa koşa işlerini yapmaya çalışıyor. Sonra dönüyor diyor ki geliyor musun? Hani hem sizinle ilgilenmiyor hem de geliyor musun diyor. Daha nasıl diyelim hayatı sizden daha aktif yaşayan mesela işine daha bağlı yaptığı çevre ya iş yaptığı çevreye daha bağlı bir eş görsellerinde çıkıyor bu haftaki falımızda. Yani bu hafta aslında eşiniz döne dolana bilinmezde olan konuşmalar, görüşmeler böyle bir karışıklığın içerisinde siz arkasında kalmış onu seyrediyor olarak çıkıyorsunuz. Sizin de hayatınızda tabii ki üst üste eklediğiniz yapmanız gereken konular var. Hatta bu konuları da biraz burun kıvırmış. İlla ki yapmak zorunda mıyım der gibi çıkıyorsunuz. Hani biraz daha bu hafta dinlenme, biraz daha sakinlik arayışı içerisindesiniz. Aslında bu hafta sizin için özellikle ilişkiler konusunda çok action, pazartesi, salı, çarşamba yok. Burada daha çok eşinizle ya da sevgilinizin huzursuz ya da kaygılı olduğu konularla uğraşacaksınız. Sizden biraz çıkıyor. Onun etkilerini siz üzerinize almış yaşıyor olarak görünüyorsunuz. Burada karşılıklı konuşmalarınız var ama karşınızdaki kişi birçok sorunu çok uzatmış, dallandırmış, budaklandırmış. Böyle nasıl yaparım, nasıl ederim derdinde hayat mücadelesinde daha çok görünüyor. Siz daha bir böyle ayakları yere basan, ne istediğini bilen görsellerde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu hafta biraz yüzünüzde maske var. Şöyle maske demek de duygularınızı çok fazla ifade etmek istemeyeceksiniz. Hani beklentiniz var ama bu beklentimi karşılamaz dediğiniz bir eşiniz olabilir. Ve bu hafta gerçekten de karşılamayacak. Bunu gördüğünüzde de sanki maskenizi takıp yolunuza devam ediyorsunuz. Aile içerisinde yılan olmuş bir kişi var. Bir konuyu öyle bir çözememiş ki döne dolana döne dolana aynı yerde sayıyor. Bu kişiye bir yol açmak için el uzatıyorsunuz. Burada sanki aile içi derken arkadaşlar burada şunu da hemen parantez içinde belirteyim. Bu biraz daha altlarda olduğu için kök aileniz.
Anneniz, babanız, kardeşinizle alakalı olabilir bu konu. Çocuklarla daha çok değil de çevrenizde kan bağınız olan kişilerle alakalı. Böyle döne dolana birbirine sarılmış bir konunun içinden çıkmaya çalışan bir kişi ve siz bu kişinin karşısında o kadar temiz durmuşsunuz ki ona yardımcı olmak için elinizden geleni yapacaksınız. Yardımcı olur muyum? İnanın bir bölümünü siz halledeceksiniz. Ya onu farklı düşündüreceksiniz ya farklı bir şey vereceksiniz eline. Bir kişiye yardımınız var aslında ailenizden bir kişiye. Ve bu yardım sizi biraz daha rahatlatıyor. Evet bak halloldu der gibi çıkıyorsunuz. Şimdi pazartesi, salı, çarşambaya kadar telefon görüşmeleri mi istersiniz? Koşa koşa gittiğiniz bir yer mi istersiniz? Bir ödeme unutulmuş, o ödemeyle ilgili hızlıca bir işlem mi halletmek istiyorsunuz? Mesela ayın 10'una kadar olan süreçte tıkalı kalmış bir konuyu mu çözmeye çalışacaksınız? Böyle devamlı koşuşturduğunuz bir hafta aslında. Yaşça büyük, 70 yaşında bir kişi görselleri var mesela gene. Burada o kişiyi ziyaret, bir rahatsızlığının olduğunu öğrenme gibi bir durum da yaşanabilir. Çok önü açık yalnız bu arada sıkıntı yaratılacak bir konu değil. Bir evrak bekliyorsanız eğer bu evrakla ilgili bir mücadeleniz var ama temiz haberlerini evrağı alamıyorsunuz bakın arkadaş temiz haberlerini ileriye dönük olumlu ilerlediğini öğrenebilirsiniz. İkili ilişkilerde esas burada. Burada biraz daha değişiyor. Şimdi önce çarşamba günü kafa kafaya vermiş aynı düşüncede aynı fikirde olan sevgili görselleri var ama onun hemen akabinde siz sanki böyle bir şeylerden sıkılmış bunalmış arkanızda bırakmış çıkıyorsunuz eşinizi ya da sevginizi. Hani dedim ya çok karışık bir haftası var onun bu hafta. Siz böyle bir perşembeye kadar dayanıp perşembe günü yeter artık diyebilirsiniz. Ben şunu şunun planını yapmıştım seninle şu an plan yapamam diyebilirsiniz. Ya da yapmış olduğu plana benim farklı planlarım var deyip katılmayabilirsiniz. Burada böyle arkanızdan bakan biraz sıkıntılı görsellerde eş var. Çocuklar konusu sıkıntıları olan çocuklar var burada. Üç çocuk görselleri var. Özellikle bir tanesi size çok yakın. Onunla ilgili iki aşama bir konusunu halledeceksiniz. Burada para vermeniz de gerekecek aynı zamanda. Hatta ikilemde kaldığınız sonrasında da verip onu biraz rahatlattığınız bir süreç var. Başka neler var? Hafta sonunuz çok daha rahat diyebilirim aslında burada. Şöyle dönüp de bu hafta neler yaptım diye bakmayın. Çünkü çok karışık bir hafta. Hafta sonunuzu daha sakin geçireceğiniz görünüyor burada. Kafanızda takılı olan konular birincisi eş, ikincisi bazı para konuları. Ama daha rahat çıkıyorsunuz. Burada esas hafta sonu bizi daha doğrusu balık burçlarını sıkıntıya sokacak. Çok gezdiniz de mi ayaklarınız ağrıyor? Ayak konularına geliyorum gene. Bacakta şişlik görselleri var çünkü. Hani bir şeyleri yaparken bu hafta sağlığınıza dikkat edin mesela. Çünkü bacak, kalça görselleri var. Hani çok yürüyeceksiniz de kalçanız mı ağrıyacak diyorum. Bir şeylere dikkat edin yani. Hafta sonu çünkü bacaklarda, kalçada ağrı görselleri var. Çok takılmayabilirsiniz ama oturmuş çıkıyorsunuz. Hani bir plan yaparsanız hafta sonu için bu sağlık konusu size engel olabilir. Gelelim iş konularına. Şimdi bir kere işte bir haber beklentisi bir cepte ve arabayla gidilip gelinebilecek bir yerden haber beklentisi var. İyi haber bekliyorsunuz, iyi sonuçlanacak zaten. İkili girmiş olduğunuz, destek alarak girmiş olduğunuz bir işte de haber beklentiniz var. Bununla ilgili de iyi bir gelişme yaşayacaksınız. Sadece burada pazartesi günü 2, 4. 4 kişiyi karşınıza almış çıkıyorsunuz. Bunlardan özellikle bir tanesiyle bayağı bir konuşma yapacaksınız bir konuda. Bu iş yeri olarak ve parasal konular olarak çıkıyor. Yalnız bu konuşmalarda karşınızdaki kişi sizden daha sıkıntılı. Alacağınız varsa acaba alacağını mı veremiyor? Ya da sizden bir şey istiyor ama bunu isterken sıkılarak mı istiyor gibi düşünün. Ama bu konuşma her neyse tatlıya bağlanacak güzel bir konuşma. Şöyle de diyebilirim. Dallanıp budaklanmış bir konuşmaya son noktayı koyacaksınız da diyebilirim. Çünkü burada aynı zamanda o görseller de var. Yani tek bir göz görseli var. Tek gözle bakılan hani iki gözle daha geniş bakarız, tek gözle daha dar bakarız. Dar bakılan bir konuda yanlış anlaşılmalar yaşadıysanız
Bu hafta pazartesi, salı bu kişiyle bu konuşmaları parasal ya da iş konularında yapıp rahatlayacaksınız. Ve karşınızdaki kişi size göre daha sıkıntılı çıkıyor burada. Salı, çarşamba. Salı, çarşamba. Şimdi bir kere iş yerinde sevimli birisi var. Paraya ihtiyacı var. Bu kişi her kimse buna dikkat edin. Bu sevimli bakış ve davranışlarının altında biraz ezici bir karakter var. Çok iyi niyetlisiniz. Bu kişi sizi bazı konularda ezmek isteyebilir. Farkında mı? Önünü görmüyor. Ama siz bu durumdan kırılırsınız. Bir arkadaşınız, bir dostunuz, patronunuz, şefiniz, her kim ise parasal konularda sıkıntıları var. Bu sıkıntılarla mücadele ederken sizi biraz ezecek. Nasıl ezecek? Görmeyecek. Beklenti içinde olduğunuz konuları farkına varmayacak. Belki konuşmak, belki zaman geçirmek isteyeceksiniz. O bunu düşünmeyecek bile. Ya da bir para beklentiniz var, farkına bile varmayacak. Söyleseniz de unutacak gibi düşünün. Bu kişiye dikkat edin. Bu kişi çarşamba, perşembe size karşı olan sorumluluğunu yerine getirmiyor bir kere. Siz de bu konudan dolayı biraz üzülmüş çıkıyorsunuz. Perşembe, cuma. Vallahi şimdi hani öyle bir çıkmış ki 3 önde 3 arkada kolunuz var. Ve bir yılanı sakinleştirmeye çalışıyorsunuz iş yerinde. Şimdi bu parasal konular, yılan hem para demektir hem düşman demektir. İki yönlü düşünüyoruz fallarda. Şimdi önünüzde duran yılan çok stabil bir konu. Yani para ya da kişi her neyse, siz bu işi çözmek için altı koldan savaşıyorsunuz. Bir süredir savaştığınız bir konu, aslında yol kat ettiğiniz, yakın zamanda olumsuz bir cevap almış olabilirsiniz. Ama bu hafta bazı konuları, bu konuyla alakalı bazı durumları olumluya çevireceksiniz. Burada arkadaşlar arkası arkasıya bakın, evraklar var. Dosya dosya evrak dolu hafta sonuna. İş mi aktarıyorsunuz? İşinizde bir genişleme mi yaşayacaksınız? Kafes kafes çıkmış ama. Hani bir bu hafta böyle o altı kol vermiş olduğunuz mücadeleler olarak değerlendirsek, çevrenizde bir mücadele haliniz olacak ama bu böyle depar atma gibi. Perşembe öğleden sonra cuma çok hızlı, çok ani bir şeyler olacak. Siz çok hızlı çalışmak durumunda kalacaksınız. Ve bunlar böyle hep çözülmesi gereken dosya dosya konular gibi duruyor. Şimdi eğer çalışmıyorsanız iş konularıyla alakalı bu hafta, zaten şimdi burada da çalışmayan görseli yok arkadaşlar, aslında hep çalışan görselleri var. Şimdi çalışmayan olarak değerlendiremiyorum. Her çalışmayan kişi iş beklentisi içinde olabilir. Bir yerden beklenti içindeyseniz çok da hoşunuza gitmeyecek bir haber, olumsuz bir haber alabilirsiniz yani. Ondan sonrasında bir kişi sizi kucağına almış, sanki bir yere taşıyor. Pazar gününe kadar. Ya sizi moral vermeye çalışacak bir kişi, ya da dur bakalım şurası da var deyip umutlandıracak bir kişi. Hani burada böyle bir hop indim hop çıktım durumu var. Çalışmıyorsanız şayet. Benim ilişkim yok, ben yalnızım, bir ilişkim olur mu? Yani yok, olsaydı zaten ekstrem söylerdim ama göremiyorum. Tekrar bakıyorum. Siz çok fazla arada kalıyorsunuz ilişkiler konusunda. O mu bu mu? Belki. Hani o mu olsun bu mu olsun, ya da o da ilgileniyor, bu da ilgileniyor, bu da ilgilensin, tamam hiçbirine karar veremiyorum gibi. Şimdi burada neler var? Burada bir kere kafa kafaya vermiş ve konuşulan konuların karışık olduğu bir aile ortamı var. Ya bir de eşinizin arkasında çok aile bireyleri çıkıyor. Hani aile bireylerinin yükünü dağılmış çıkıyor. Bu hafta belki bu konular konuşulabilir. Hani siz bu durumu böyle ellerinizle düzeltmeye çalışıyorsunuz ama eşiniz çok uzamış. Üzerinde çok fazla yük var. Hatta ayakları işe gidiyor, sonra dönüyor eve geliyor. Hani sizde uzak değil ama size yakın da olamıyor bu sebepten. Belki de bir şeyleri gizliyor ve bunun böyle bir önüne eğmiş kafa görselleri var. Para hane içerisinde aslında gelecek. Bir para gelişi var. Çok mu? Değil tabii ki.
Ya böyle şunun olmaması lazım ki çok diyebileyim. Şu varsa eğer yeterli değil anlamı taşır. Burada yeterli gelmeyen bir para gelecek. En azından gelecek. İyi bakalım. Ben bunu şöyle çevirmek istiyorum bugün. Sevmem ama şurayı görmek istiyorum. Nedir? İş yerinde sizi rahatsız eden, sizi sıkan birisi var. Önünüzde durmuş, çekilmiyor. Sanki sizi takip ediyor. Ve bu takip etmesi durumundan da hem çekinik hem gıcık olmuş çıkıyorsunuz. Arkanızda sizi destekleyen birisi var. Eğer o olmasa bu karşınızdaki kişi, bu gıcık olan, gıcık hareketleri olan kişi sizi yer. Baya baya önünüzde durmuş çıkıyor ama arkanızda birisi sizi destekliyor arkadaşlar. Kolay kolay dişini geçiremez yani. Atamadım şu sıkıntınızı bu hafta ya. Yok. Sıkıntılar bu hafta durağan arkadaşlar. Bu hafta da böyle. Güzel olanlar sizi bulsun. Olmayanlar da evrene gönderelim. Hayrınızda olan her şey sizi bulsun tabii ki öncelikle. Bu haftalık da bu kadar sevgili balıklar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki balımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.